Bulgaristan'daki küçük bir Türk köyünden çıkarak dünya spor tarihinin en önemli figürlerinden olmuş bir sporcu. Macera filmlerine benzeyen bir hayatın baş kahramanı Naim Süleymanoğlu. Naim Süleymanoğlu 1967 yılının Ocak ayının 23. gününde Bulgaristan'ın yeşillikler içindeki Kırcaali şehrinin Türk köyü Ahlatlı'daki kerpiçten evde doğarak annesinin kollarına verildi. Bir uzun yol şoförü olan babası sefere giderken oğlunu bir kez daha görmek için mutlaka Kırcaali Halter Eğitim Merkezi'ne uğruyor, Naim'i çelimsiz haliyle halter kaldırmaya çalışırken görüyordu. Ancak o çelimsiz çocuk, 14 yaşındayken katıldığı São Paulo'daki Dünya Gençler Şampiyonası'nda koparmada 110, sikmede de 140 kilo kaldırarak Dünya Gençler Şampiyonu oldu. Naim 1984'te sosyalist ülkelerin alternatif olarak düzenlediği turnuvada Rus rakibiyle adeta dalga geçti. 162 kilogramla podyumu terk eden rakibinin arkasından 165 kaldırarak iki dünya rekoru kırdı. Bulgaristan adına yarışan sporcunun ülke özlemi ağır basıyordu. Bu yüzden Türkçe el yazısıyla pek çok mektup yazıp Türk yetkililere ulaştırmaya çalıştı. Türkiye'ye gelme fırsatı eline Avustralya'da geçti. 10 Aralık 1986'da Bulgaristan milli halter takımı dünya şampiyonluğunu horo oynayarak kutluyordu. Dalgınlıktan yararlanan Naim, otelin kapısında bekleyen arabaya binerek bir yakınının evine gitti. Türk konsolosluğuna başvuran Naim Süleymanoğlu, telefon çalıncaya kadar polisler tarafından bulunmamak için perdeleri sımsıkı kapadığı bir evde 2 gün boyunca uykusuz geçirdi. Vatandaşlık başvurusu kabul edilen sporcu, özel bir uçakla Avustralya'dan Türkiye'ye gelerek Başbakanlık konutunda Başbakan Turgut Özal'la el sıkıştı. O artık göğsünde Ay Yıldız'la yarışacaktı. Bu olay sayesinde ismi Daily Telegraph'tan New York Times'a, Le Monde'dan Der Spiegel'e kadar tüm gazetelerin baş sayfasında çıkmış, Beyaz Saray'da Ronald Reagan'la görüşmüştü. Türk milli takımı adına ilk kez 1988'de Seul Olimpiyatlarında boy gösterdi. 60 kilogram kategorisinde sekmede tam 190 kilo 500 gram kaldırarak dünya spor tarihinde kendi ağırlığının 3 katını kaldırabilen tek sporcu oldu. Başarıları katlanarak büyüyordu. 1994'te İstanbul'da ve 1995'te Çin'de yapılan halter şampiyonasında 3'er dünya rekoru kırıp 1996 Atlanta Olimpiyatlarındaysa 3 olimpiyat altını kazandı. Ancak şampiyonlar da yaşlanırdı. 2000 Sidney Olimpiyatlarında başarısız olunca kariyerini sonlandırdı. Dünya Halter Federasyonu AS Başkanlığından da zaman içinde istifa etti. Sporu bıraktıktan sonra sağlık açısından zor günler geçiren Naim Süleymanoğlu, kalp rahatsızlığıyla 2 kez hastaneye kaldırılmasına rağmen hepsinde de hayata tutunmayı başardı. Bugün Ankara Kazan'daki bir çiftlikte kardeşiyle beraber yaşamını sürdüren Naim Süleymanoğlu, hayat hikayesini genç haltercilere anlatarak onlara örnek olmaya devam ediyor.